değerli basın mensupları, saygıdeğer kamuoyu, partimizin demokratik mücadele programının ikinci aşamasını başlatmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere 1 Haziran'da başlattığımız demokratik mücadele programımızın ilk aşaması Edirne'den ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyüş şeklinde gerçekleşti. Bu yürüyüşümüzün adı darbelere karşı demokrasi yürüyüşüydü. 20 Haziran'da bu yürüyüşümüzü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Parkı'nda sonlandırdık. Şimdi de ikinci aşamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Ankara'dan başlatıyoruz. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçilerle olacak. Bu buluşmalarımız inanç gruplarıyla olacak. Ekolojistlerle olacak. Kadınlarla olacak. Gençlerle, aydınlarla olacak. Bu yürüyüşle ortaya koyduğumuz itirazı buluşmalarla bir inşa gücüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yürüyüşümüz esas olarak bir itirazı dillendirmek içindi. İtirazın yüksek sesle Türkiye'de bütün demokratik kesimlerle buluşması içindi. Evet, adaletsizliğe itiraz ediyorduk. Şimdi bu buluşmalarla adaleti inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz. Despotluğa itiraz ediyoruz. Demokrasiyi inşa için buluşacağız. Yoksulluğa itiraz ediyoruz. Sömürüye itiraz ediyoruz. Eşitliği kurmak için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Baskıya itiraz ediyoruz. Yasaklara itiraz ediyoruz. Özgürlüğü inşa etmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tekçiliğe itiraz ediyoruz, çoğulculuğu inşa edeceğiz. İnançlar konusunda her türlü dayatmaya ve inançlar arasında ayrımcılığa itiraz ediyoruz. Halkların özgürlüğünü ve inançların eşitliğini inşa etmek için buluşmalar yapacağız. Artvin'den Kaz Dağları'na ve Kanal İstanbul'a kadar doğanın talanına itiraz ediyoruz. Ekolojik bir toplum kurmak için buluşmalara gidiyoruz. Değerli basın mensupları, bu iktidar intikamcıdır. Kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ediyor. Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor. Gençlerden dislike'ın intikamını almak istiyor. Barolara diz çöktüremiyor. Şimdi mecliste bulunan kanun teklifiyle barolara, savunmaya bir intikam operasyonu gerçekleştiriyor. 7 Haziran 2015'ten beri partimize, partimizle birlikte hareket eden her çevreye intikam saldırıları gerçekleştiriyor. Bu intikam saldırılarının en önemli örneği 4 Kasım 2016'daki rehin alma operasyonuydu. Demirtaşları, Yüksek Dağları, Balıkenleri ve diğer arkadaşlarımızı intikam amacıyla 7 Haziran'ın intikamı için rehin aldılar. 31 Mart 23 Haziran'da bu iktidarı durdurduk. O nedenle irade gaspı operasyonu başlattılar. Bir intikam operasyonu olarak irade gaspına yöneldiler. Kayyımlar atadılar, milletvekilliklerinin vekilliklerini düşürdüler. Evet, bu iktidarın intikamcı zihniyetine itiraz ediyoruz. Bu zihniyeti değiştirmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Adaleti, hakkı, hukuku, hakkaniyeti toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte inşa edeceğiz.
Değerli basın mensupları, saygıdeğer halkımız. Biliyorsunuz gündemde barolarla ilgili kanun teklifi var. Biraz önce de söyledim. Bu kanun teklifi hem bir biat operasyonudur hem bir intikam hamlesidir. Bu iktidar kontrol edemediği alanları kapatmaya veya kendine biat edecek bir noktaya getirecek düzenlemeler yapmaya yöneliyor. Burada amaç basit bir kanun değişikliği değildir. Asıl amaç adaleti sahipsiz, toplumu savunmasız bırakmaktır. Bu yasaya karşı, bu yasa teklifine karşı başından beri sürdürdüğümüz demokratik muhalefeti genel kurulda da güçlü ve etkili bir biçimde sürdüreceğiz. Komisyonda sabahlara kadar süren oturumlarda milletvekillerimiz toplumu savunmak, savunmayı savunmak, adaleti savunmak adına büyük bir emekle çalıştılar. Barolar itirazlarını yollara dökülerek ortaya koydular. Baroların, baro başkanlarının anayasal meşru hakkı olan yürüme, toplanma hakkı bu iktidar tarafından defalarca engellendi. Ama barolar yürüdüler. Barolar itirazlarını ortaya koymaktan vazgeçmediler. Biz baroların bu itirazını, bu yürüyüşünü selamlıyoruz, destekliyoruz ve şunun altını çiziyoruz. Umut bulaşıcıdır. Cesaret bulaşıcıdır. Ahlaki çölde tek bir kişi adaleti haykırdığında mutlaka yankı bulur o haykırış. İşte HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş bir haykırıştı. O haykırış zifiri karanlığı yaran bir işaret fişeği olmuştur. Karanlığı aydınlatan bir çığlık olmuştur. Baroların da bu yürüyüşü aydınlığa doğru bir ilerlemedir, bir iradedir değerli basın mensupları. Bundan sonra sırada başka örgütlü kesimler var. Meslek odalarına da diz çöktürmek istiyor bu iktidar. Türk Tabipler Birliği'nden intikam almak istiyor. O nedenle hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nden intikam almak istiyor. Bu yönde çalışmalar sürdürülüyor. Kamu idaresini bütünüyle kontrolü altına almak istiyor. Gündemde güvenlik soruşturması yasa teklifi var. Bütün bunlara karşı özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti hep birlikte savunmamız lazım. Yargı esasen bu iktidarın çok uzun zamandır kontrolünü aldığı bir aygıt durumuna gelmiştir. Yargıyı bu iktidar muhalefeti susturmak ve tasfiye etmek için bir sopa olarak kullanıyor. Ortada yargı denebilecek bir kurum kalmamıştır. Yargıda adaleti yeniden canlandırma mücadelesinin öncülüğünü bugün savunma mesleği mensupları yapmaktadırlar. Mevcut yargı gerçekten de evrensel anlamda yargı adını hak etmekten çıkmıştır. Daha önce de kullandığım bir anekdotu burada sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Ünlü Alman yazar Kurt Tucholsky'nin yargıyla ilgili sözleridir. O dönem 1920'lerde Nazilerin iktidar yürüyüşü zamanında yargının içinde bulunduğu durumu özetlemek için bu satırları yazmıştı. Şimdi sizinle paylaşacağım satırları yazmıştı. Benim gördüğüm bu yargı kötü bir yargı değil. Benim gördüğüm bu yargı yanlış yargı da değil. Benim gördüğüm bu yargı eksik yargı da değil. Bu yargı kesinlikle yargı değil. Aynen 1920'lerin Almanya'sında yaşanan tabloyu bugün bizler bu ülkede yaşıyoruz. Ama
Buna mahkum değiliz. Buna boyun eğmek zorunda değiliz. Bu bizim kaderimiz olamaz. Bunu değiştirecek gücümüz vardır. Hep birlikte yürürsek, hep birlikte itiraz edersek, inşa konusunda güçlerimizi birleştirirsek bu gidişatı durduracağız değerli arkadaşlar. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Dünya tarihi ve ülkemizin tecrübeleri en koyu karanlık zamanlarda bile mücadele azmini yitirmeyenlerin mutlaka bu gidişatları değiştirdiğini göstermiştir. Mücadele inancını koruyanların mutlaka başardığını göstermiştir. Biz de diyoruz ki adalet mutlaka kazanacaktır. Demokrasi mutlaka kazanacaktır. Özgürlükler mutlaka kazanacaktır. Bunun en önemli şartı güçlerimizi birleştirmektir. İşte biz de bu güçlerin birleşebilmesi için şimdi Ankara'dan ülkenin dört bir yanındaki buluşmalar için harekete geçiyoruz. Demokrasi güçlerinin bir inşa gücü olmasıdır çağrımız. Sadece itiraz yetmez, aynı zamanda inşa iradesini de ortaya koymak lazım. Herkese, vicdanlı herkese, adalete inanan her kesime, demokrasi isteyen her bölüme, baskıya karşı nefes almak isteyen her bir bireye çağrımızdır. Gelin hep birlikte özgürlüğün, demokrasinin, adaletin ve en önemlisi de bunlarla birlikte barışın inşa gücü olalım. Son olarak şunu da belirteyim. Bu buluşmalarımızda ekolojistlerle bir araya geleceğiz, inanç gruplarıyla bir araya geleceğiz, kadınlarla, gençlerle, aydınlarla bir araya geleceğiz. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu gücü inşa edeceğiz. Bu yolun ucu barışa çıkmaktadır. Şimdi biz savaşa itiraz ediyoruz. Barışı inşa edeceğiz sloganını en gür sesle haykırmaya çağırıyoruz herkesi. Şimdi savaşa karşı barış sesini yükseltme zamanıdır. Bunun için demokrasi güçlerinin buluşması yeni bir enerji, yeni bir irade, yeni bir umut ve yeni bir cesaret yaratacaktır. Bundan şüphe duyuyoruz. Bu ülkedeki demokrasi güçleri hep birlikte hareket ettiklerinde mutlaka kazanacaklardır. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Soru almıyor. Yani bu formatta sorunun yeri yok ama özel sorularınız varsa sonra iletirseniz cevaplarız. Programla ilgili bir sorunuz varsa buyurun. Bizim çağrımız sadece belli kesimlere yönelik değildir. Sadece siyasi partilere yönelik değildir. Bizim çağrımız Türkiye'deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan ve harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden hesabı mutlaka halk ve tarih soracaktır. Kimseye de özel bir çağrımız yok dediğimiz gibi çağrımız bütün toplumadır, toplumdaki bütün demokrasi güçlerinedir. Biz teşekkür ederiz.